Geliyoruz logaritmik fonksiyonların türevlerine. Logaritmik ve üstel, Üstel. özür diliyorum. İlk önce bunların formüllerini vereceğiz. Mantığını üstelim birazdan açıklayacağım. Logaritmaya dayandırılıyor çünkü mantığı. Logaritmanın çözümü ise çok uzun. Mantığını elde etmeniz, kafanızı karıştırmak istemiyorum. Logaritma a tabanında u'nun türevi nedir? U üssü bölü u, yani için türevi bölü kendisi çarpı logaritma a tabanında e yazıyorsunuz. Direkt olarak elense verilen ifade, ln u'nun türevi u üssü bölü u. Neden? Çünkü ln e olacaktır burası. Ln e de 1 olduğundan yazmaya aynen gerek yok. Yine logaritma a tabanında x'in türevi diyecek olursak Raşit Hocam. 1 bölü x değil mi? U üssü bölü u'dan. Logaritma. A tabanında e olacaktır. ln u'nun türevi, ln x'in türevi, özür diliyorum. Direkt. 1 bölü x. ln e'yi yazmaya gerek yok. Çok kullanacağımız bir ifade. A üzeri u'nun türevi, u yine bir fonksiyon olarak düşünülürse, u üssü. A üzeri u, ln a. Örneğin 5 üzeri x'in türevi nedir? U üssü 1. 5 üzeri x çarpı ln 5. E üzeri u, yani e üzeri x'in türevini düşünürsek eğer, evet, en mükemmel şeylerden bir tanesidir. E üzeri x'in türevi yine kendisidir. Neden acaba? Bilmem. E üzeri x'in açılımını ben buraya yazdım. Sonsuza kadar gidiyor. Acaba neden türevi kendisi? Siz buna bakarak bulmaya çalışın bakalım. Gönderelim. Ve gelsin şöyle bir soru. Fx eşittir e üzeri x kare artı 2. F üssü 1'i sorsun. Ama çocuk üstel fonksiyonun türevini unuttu. Ne yapacak? Yazık çocuğa. Ne yapacaksınız? Çok basit. Y eşittir e üzeri x kare artı 2 olarak düşüneceksiniz. Bir nevi ispat gibi aslında. Bir nevi ispat yapıyoruz tabii ki. Her iki tarafın elenini alacaksınız. Elen y eşittir elen e üzeri x kare artı 2. Şu başa mı gelir? Aynen. X kare artı 2 çarpı elen e. Elen e kaçtır zaten? 1. Şimdi türevi alalım o zaman. Elen y'nin türevi y üssü bölü y. Burası x kare artı 2 ile 1'i çarpın. Kendisi olacaktır. Bunun türevi 2x. Buradan y üstüne çıkar. 2x çarpı y. Yani 2x çarpı e üzeri x kare artı 2. E hocam formülü unutursanız diyorum zaten bunu. Bir de 1 yazacağız değil mi? Son olarak yerine onu da yazalım da. F üssü 1 dersek 2 e üzeri 3. Formül neydi? E üzeri u'nun türevi u üssü e üzeri u ln a idi. U üssü x kare artı 2'nin türevi 2x. Kendisi e üzeri x kare artı 2. Ln e olacağından bunu yazmaya gerek yok. O da 1 olacaktır. Bu son çekimimiz olacak herhalde. Gittik. Peki. Fx üstel olarak verilmiş. F üssü 0 kaçtır diyor. Türev formülünü kullanacağım artık. F üssü x. U üssü 2x artı 2. Kendisi. E üzeri u. 2 üzeri ne e'si? A üzeri u. X kare artı 2x. Çarpı ln 2. X yerine 0 mı yazacağız? F üssü 0. Ne olacak burası? 2 çarpı 2 üzeri 0 ln 2. 2 çarpı ln 2. Bu yoktur şıklarda. Yoktur muhtemelen. 2 tepeye gidecek ve ne olacak? ln 2'nin karesi, yani ln 4 olacaktır. Böyle pek fazla bırakmazlar şıklarda eğer bu bir test ise. Peki fx'i bu şekilde vermiş. F üssü 4 isteniyor bizden. Ne yapacağız? Türevi alalım. U üssü 2x eksi 2 bölü u. Kendisi. X kare eksi 2x artı 3 çarpı logaritma 3 tabanında e. Bu da aslında ln'den geldiği için buraya e karışıyor. Bir de şunu söyleyelim. Logaritmayı gördüğünde öğrenciler ya burada e'ler m'ler bir şeyler hocam, onlardan çok soru geliyor. Aslında logaritmada ln ya da e kavramı çok çıkmaz. Ln ya da e kavramı en çok türev ve integralde karşınıza çıkar. Buna özellikle dikkat edin. Logaritma ile ilgili bir test açın bakalım kaç sefer çıkacak karşınıza. Ama türev ve integralle açın her yerde karşılaşacaksınız. Peki 4 yaz demiş, 4 yaz demiş, hemen yazalım. 8, 6 bölü 16, 19'dan 8 çıkar 11 değil mi? Evet. Logaritma 3 tabanında e olacaktır. Bunu da gönderelim. Ve bu sefer demiş ki fx ln cos x olduğuna göre birinci türevinde pi bölü 4, ikinci türevinde pi bölü 4 görünüyordur herhalde. Biraz aşağı çekeyim ama. Yani türevini alacağız, pi bölü 4 yazacağız. Hadi türevini alalım. Ln u üssü kosinüs x'in türevi neydi? Bölü u, yani kosinüs x. U üssü bölü u'yu yaptık. Bu da eksi tanjant x demektir zaten değil mi?
F2 üssü x'in türevini alırken bunun bir daha türevini almamız lazım. Tanjantın türevi 1 artı tan kare x'i. Uydu. Yani x'i var burada değil mi? Şu eksiden dolayı. 1 artı tan kare x olacaktır. Peki. Burada f üssü pi bölü 4'ü bulmak için 45 derece yazalım. Eksi 1'i çıkacaktır. Burada da 45 yazalım. F2 üssü pi bölü 4. O da eksi 2 olacaktır. Topla gel. Cevap nedir? Eksi 3. Ve geliyoruz bu şekildeki üstel bir fonksiyonun türevini almaya. F üssü x. U üssü. Kosinüs x. E üzeri u. Ln'yi yazmaya gerek yok. Artı kosinüs x'in türevi eksi sinüs x, yani u üssü. E üzeri u. Diğerini yazmaya gerek yok. Diyor ki x gördüğün yere lütfen 90 yaz. F üssü pi bölü 2. Kosinüs 90 sıfır. Kaçtır? 0. Gözden kaçar. Eksi sinüs 90 eksi 1 çarpı e üzeri kosinüs 90 0. Sonuç eksi 1 olacaktır. Güzel çözdüm bunu değil mi? Harikaydı ya, ben böyle çözemem. Kesinlikle. Peki Yağcı. F ln x artı x olarak verilmiş. E üzeri ln x, ln x üzeri e. Bu son sorumuz mu diye baktım. Hayır, bir sürü sorumuz varmış daha. Olduğuna göre f üssü e artı 1 kaçtır? Şimdi ne ben bir türev alayım da ilk önce. Karışmadan kafam. F üssü ln x artı x değil mi? Çarpı için türevi. İçin türevi. Nedir bunun türevi? 1 bölü x artı 1. Aferin. Hızlı yaptım ama. E üzeri ln x'in türevini alacağız. 1 bölü x, e üzeri ln x değil mi? Evet. E üzeri ln x ne demek? 1'dir türevi. Logaritmadan şurada e var ya arkadaşlar. Evet. E üzeri logaritma e tabanında x olduğu için bu direkt olarak neye eşittir? X'e eşittir. E bunun türevi de nedir? 1. 1'dir. Artı ln x üzeri e'nin türevi. E başa gelir. Ha bu arada özür diliyorum. Hemen şunu söyleyelim. Dikkat edin. Bu ln x'in e'nci kuvveti. Yani içerideki x'in üzerinde değil. X'in üzerinde olsaydı türev almadan logaritmanın özelliği onu başa atabilirdiniz. Ama ln'in tamamının üzerinde. O zaman polinommuş gibi düşünelim. E çarpı ln x üzeri e eksi 1 olacaktır ilk önce. Çünkü e sabit bir sayı. Çarpı için türevi. Ln x'in türevi nedir? 1 bölü x. Bitti. Ama diyor ki f üssü e artı 1'i bul. E artı 1'i bulmak için ben x yerine ne yazmalıyım? E. İşte bunu görmeniz gerekiyor. X yerine e yazın. Dikkat edin. Ben şöyle yapayım. Sarı kalemi. Sarıyla olmaz. E yazarsak. Ln e 1'dir. Bu da nedir? E'dir. 1 artı e'yi bulmuş oluyoruz. O zaman e yazdık. F üssü e artı 1. E yazdığımıza göre 1 bölü e artı 1 eşittir 1 artı ln e 1 mi oluyor? Evet. 1 üzeri e eksi 1, 1'dir. E çarpı 1 bölü e'den bu da mı 1 oldu? O burası kadar işte e bu kadar şey mi çıktı? Ben şimdi yapayım da şurası e çarpı 1 çarpı 1 bölü e'den şunlar gidecek 1 artı 1. Burası 2 olacak. Ama şurası var, dikkat edin. F üssü e artı 1. Bu nedir? E artı 1 bölü e eşittir 2. Şunu karşıya böl olarak gönderirseniz f üssü e artı 1 ne çıkacaktır? 2 e bölü e artı 1 çıkacaktır. Türevde soruları çözmek hakikaten uzun sürüyor, söyleyelim. Bu nedenle genellikle sorunun sonunda böyle açılmış karmaşık ifadeleri cevap şıklarında vermesinler diye sayısal bir değer yazarlar ve onun sonucunu isterler. Yoksa bu şıkları kim yazacak, bir sürü böyle şık? Yazık. Ama türevde adım adım iç mi karşına çıktı? İçin türevini alacaksın. Yok üst mü var? Üst başa gelir, şöyle olur. Bunların hepsini yapacaksın. Aksi takdirde mutlaka bir yerden kopar. Çok fazla işlem hatası yaşanır. Buna dikkat edin özellikle. Bu ne demiş ya? Alalım biz bir. Bismillah diyelim. E üzeri x'in türevi? E üzeri x. E üzeri x'ti zaten. E üzeri x'i 2x'in türevi. 2 e üzeri 2. Şimdi şu 2 başa gelecek. 2x'in türevi 2 başa gelecek. E üzeri 2x yine. E üzeri 3x'in türevi u üssü yani 3. E üzeri 3x. 4. E üzeri 4x. Böyle gidiyor değil mi? 10. E üzeri 10x. Şimdi x yerine 0 yazarsak. F üssü 0. E üzeri 0 kaçtır? 1. 1. 2 tane e üzeri 0. Kaçtır? 2. 3 tane e üzeri 0. Kaçtır? 3. Bunlar hep 1 olacağı için 4 nokta nokta 10. Yani 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı diyor. 10 çarpı 11 bölü 2. O da kaç olacaktır? 55 olacaktır. Gauss kardeşim. Hoppa. F eksi 1 üssü eksi 1 diyor.
Yine tersini almamızı istiyor ilk önce. Tersi, normal ters fonksiyonu bilmiyorum ben. O zaman tersini alacağım. Ln 2x artı 3 eksi 2. X'i yalnız bırakmak için ilk önce eksi 2'den kurtulalım. Ln 2x artı 3. Bu şurada gizli bir tane e vardır. E üzeri y artı 2 eşittir. 2x artı 3 olmayacak mı? Aynen. 3'ü karşıya atalım gene. Tabii ki bir fonksiyonun tersini bilmeniz gerekiyor. Türevin en başında dedik ya, üstel fonksiyonları, özür diliyorum, özel tanımlı fonksiyonlara limiti çok iyi bilmeniz lazım. Peki x'i yalnız bıraktık. O zaman gönül rahatlığı içerisinde f eksi 1 x eşittir e üzeri x artı 2 eksi 3 bölü 2 diyebiliriz. O zaman türevini alalım. F eksi 1 üssü x. Nedir bunun türevi? 1 bölü 2 başa alalım. E üzeri x artı 2. Hangi 1 bölü 2? Neyse. Ha, o 1 bölü 2'yi hiç dokunmanızı... Hadi öyle yapalım. Karışacak yoksa şimdi. E üzeri x artı 2 eksi 3 dedik ya. Böyle yazabiliyorduk. 1 bölü 2 başa gelsin. Aynen duruyor. E üzeri x artı 2'nin türevini aldığınızda yine kendisinin çıktığını göreceksiniz. E üzeri x artı 2. Ve sonuçta x yerine eksi 1 yazın. Eksi 1 yazarsanız 1 bölü 2 e üzeri 1 olacaktır. Cevap e bölü 2'dir. Anlaştık. Evet, güzel. Sen nereye bakıyorsun yine sağa sola? Yok, çözümünü kontrol ediyorum ekranda. Peki fx böyle verilmiş, f üssü 2 nedir diyor adam bize. Bu ne ya? Şimdi bunun türevini almak da burada üstel ve logaritmi anlatırken bu nereden çıktı şimdi? Değil mi ya? Deme ya deme. Bu fonksiyonun türevini almak için logaritmadan faydalanıyoruz. Yoksa bu bölümün türevi uygulanırsa oldukça karışık bir ifade. Farkında mıyız bunun? O zaman ne yapacağız? Logaritmadan faydalanacağız. Hadi faydalanalım. Buna y diyelim ve her iki tarafın elenini alalım. Ln y. Bunu birçok yerde kullanabilirsiniz. Lütfen iyicene dikkatle dinleyin. Ln x kare artı 3x artı 6 bölü küp kök x eksi 1. Peki şu nedir? Ln x kare artı 3x artı 6 eksi ln küp kök x eksi 1. Çünkü logaritmada bölü şeklindeyse böyle ayrı ayrı yazılabilirdi. Evet. Bir de bu şu kare kök demek aslında bunun üzerinde 1 bölü 2. Küp kök de bunun üzerinde 1 bölü 3 var demek değil midir? Baş o da doğru. Versin. 1 bölü 2 başa gelirse 1 bölü 2 ln x kare artı 3x artı 6 1 bölü 3 ln x eksi 1. İşte bunun türevini almak çok daha kolay. Karşı tarafta ln y duruyor hala. Şimdi her iki tarafın türevini alın. Ln y'nin türevi? Y üstü bölü y. Y. 1 bölü 2 çarpı bunun türevi 2x artı 3 bölü x kare artı 3x artı 6. Eksi 1 bölü 3. Bunun türevi 1 bölü x eksi 1. X yerine kaç yazmamızı istiyor? 2. Hemen yazalım. Y üstü bölü. Y kaç olur x yerine 2 yazdığımızda? Bu y değil midir? Evet. Hesapla bakayım. 16, 4, 1. 4 oluyor. Y demektir ya bu. Ben şu anda x yerine 2 yazıyorum. Acaba x yerine 2 yazdığımda y kaç oluyor? Onu da bulayım ki işlem uzamasın. 1 bölü 2. 2 yazarsak 7 bölü kaç? Yanlış hesaplamadıysam 11 de yine sen hesapla. Yanlış hesaplamışsındır. 10, 16. Eksi 1 bölü 3. O zaman y üssü eşittir. 4 karşıya gönderelim çarpı 7 bölü 32 eksi 1 bölü 3 olacaktır. Bunu 3 ile bunu 32 ile hadi çarpalım. Şöyle yazayım da ben 4 çarpı 21 eksi 32 bölü 96. Şunu da sadeleştirirsek 48 24 eksi 11 bölü 24 olacaktır. Cevap. Ne hoşça. Geliyoruz. U üssü V şeklindeki. Yani ya? Fonksiyonun üzerinde gene bir fonksiyon var. Bunun türevi nasıl alınacak? Elbette ki elenle. Size az önce eleni birkaç defa kullandırdık ya. Gene aynı mantık. Bakın. Sen rahatına bak. Raş bitince ben sana haber veririm. Rahattan bakıyorum. Y eşittir x üzeri 2x mi? Her iki tarafın elenini alın. Elen y eşittir elen x üzeri 2x. Şimdi logaritma gereği bu 2x başa düşer. 2x çarpı elen x olur. Doğru mu? Aynen. Türevi y üssü bölü y. Bunun türevi ise birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. Doğru mu? Şunlar gidecek. Şimdi y üssü eşittir y çarpı 2 ln x artı 2 mi oluyor? Evet. Ne yaptım? 2x'i başa attım ln'in gereği. Sonra bunun türevi y üssü bölü y. Bunun türevi birincinin türevi çarpı ikinci.
artı ikincinin türevi çarpı birinci. Tamam, şunlar da gitti ve ifade bu hale geldi. Şu 2'yi de y'yi de çarpı olarak gönderdim. Hadi x yerine bir yazalım. Y üssü 1. Y kaç oluyor 1 yazarsak? 1 üssü 2'den 1. Ln 1 0'dır. 2 oluyor burası da. Cevap kaçtır? 2. Demek ki u üzeri v şeklinde, yani fonksiyon üstü fonksiyon olursa gene aynı mantığı kullanıyoruz. Aynı mantık. Tabii ki. Y eşittir sinüs x üzeri kosinüs x. Ln'ini alalım her iki tarafın. Cos x başa. Şu logaritmanın özelliğinden başa gelecek. Kosinüs x çarpı ln sinüs x olacak. Peki ln y. Ln y. Yavaşlayayım mı? Çok evet hızlandım. Ya çok hızlandım. Sakin. Peki. Türevini alıyorum. Y üssü bölü y. Logaritmanın türevi. Kosinüs x'in türevi eksi sinüs x çarpı ln sin x. Yani birincinin türevi çarpı ikinci. Artı ikincinin türevi ln sinüs x'in türevi u üssü bölü u olacak. Evet. Yani kosinüs x bölü sinüs x çarpı birinci. Doğru mu? Şimdi tekrardan x yerine kaç yazacağız? Pi bölü 2. Y üssü diyelim. Pi bölü 2 yazdığımızda bu kaç oluyor? 1 üzeri 0. 1 üzeri 0'dan 1 oluyor zaten. Evet. Eksi sinüs 90 1'dir. Ln 1. Kosinüs 90 0'dır. Ln 1 de 0'dır zaten. 0. O kadar uğraş 0 çıksın. Sonuç ne oldu? 0 çıktı. Bunu da gönderelim. Geldik yine bir. Bu son sorumuz galiba bununla alakalı. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Y. Bu ne demek? X üzeri ln x bölü 2 demek değil mi? Çünkü aynen şuradaki öyle. 2 şunun altına bölü olarak gelir. Bu şekildeyken çözmeyin diye özellikle bunu söylüyoruz. Peki şimdi ne olacak? Bildiğimiz ln'i aldık. 2 olacak. Hoppaşa. Doğru mu? Bunların aslında böyle soruları biz yazıyoruz, çözüyoruz ama çocuklara biraz vakit bırakabilelim diye bu soruları çocuklar PDF formatında isterler. Bu LYS döneminde çok fazla mümkünatı yok herhalde. Şu an zar zor yetişiyoruz zaten şu anda ama 11. sınıflara ve 10. sınıflara söyleyelim. Önümüzdeki dönemdeki yapacağımız ilk işlerden bir tanesi anlattığımız videolardaki soruları PDF formatında karşınıza çıkarmak. Böylelikle sizler de bizlerle beraber çözebileceksiniz. Peki şunu başa alalım. Al başa. Ln y. Ln x bölü 2 çarpı ln x. Bu da ln x'in karesi bölü 2'dir. Alalım. Doğru mu? Türevini. Şimdi türevine vursak. Y. Y üssü bölü y. Evet. Peki bunun türevi nedir? 1 bölü 2 sabit sayı zaten. Buna dokunmuyorum. Ln x karenin türevini alacağım. 2 çarpı ln x'in birinci kuvveti olur. Çarpı 1 bölü 2. Çarpı için türevi. Yani ln x'in türevi 1 bölü x. İfade bu hale geldi mi? Evet. Şunu karşıya göndereceğim. Y üssü eşittir y çarpı ln x bölü x oldu. Peki x yerine e yaz diyor. X yerine e yazarsam bu ne olacak? E üzeri 1 ln e kök e kök e olarak kalacak bu. Şu y'di ya hani. X yerine e yazarsam e üzeri 1 oluyor. O da kök e'dir. Çarpı ln e 1 bölü e. Kare kök e bölü e çıkacaktır sonucumuz.